Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. 2025 sayfa. Ben sene başı olması hasabıyla TYT matematik nasıl çalışılır? Problemler nasıl çalışılır? AYT matematik nasıl çalışılır? Bunu size söyleyeyim. Bu benim izlemim, gözlemim, öğrencilerden aldığım dönütlerden dolayı yapmış olduğum bir çalışmadır. Bir de bizim birkaç tane duyurumuz var. Bunu da en son duyurusunu size şey yaparım. Bir, TYT Matematik nasıl çalışacağız? Arkadaşlarımızın en büyük hatası alıyor gidiyor kıtasıya. 5-6 tane TYT Matematik kitabı alıyor. Sene sonra birinci kitap bitiriyor, ikinci kitap bitiriyor, üçüncü kitap bitiriyor, dördüncü kitap bitiriyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hocam netler artmıyor. Artmaz ki. Artmaz. Yanlış çalışıyorsunuz. Ne demişim? Sağlam bir tane kitabı adam akıllı bitireceksiniz. Sağlam kitaptan kastım ne? Zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Kalkta çok basit kitaplardan değil ÖSYM ayarında dediğim sağlam kitaplar. Bir tanesini adam akıllı çözüyorsun, direkt branş denemelerine başlıyorsunuz. Hocam bu sağlam kitap ne zaman bitmeli? Kardeşim ocak yarı yılın tatiline kadar bitirin. Sağlam kitap. Eğer elinde kitabın yoksa Hız Yayınları, TYT Soru Bankamız sağlam bir kitaptır. Son 6 yılın çıkmış soruları hepsi içinde mevcut. Bir de içinde 2500 adet soru var. Alasına sağlam kitap. Hocam ben sağlam kitabım var. Ama sonra değilsin. Önce o sağlam kitabını bitir. Hocam tamam sağlam kitabı bitirdim. En geç ocağa kadar. Süpersiniz. Bitti mi kardeşim? Direkt branş denemelerine başlıyorsunuz. Branş ikinci kitabı, yedek kitabı da onu da sene sonuna kadar ya da hocam ben branş denemelerine başladım. Benim üstünden kökten çarpan oymadan eksiğim varmış. İkinci kitabı, yedek kitabı alırsınız. O eksiklerinizi tamamlama adına çözersiniz. Ya da hocam ben haftada iki test, üç, üç test sene sonuna kadar e, Haziranın Ben ilk haftasına kadar sınav artık ne zamansa. Daha sınav tarihi de belli değil. O zamana kadar yayarım. Tane tane çözerim. O da olur. Sorun değil. Ama sağlam bir kitap bitirdikten sonra direkt hemen branş denemelerine başlayacaksınız. Haberiniz olsun. Problemler. Kardeşim problemler. Adam akıllı bir tane fasikülünüzü alırsınız. Aynen bunun gibi. Bir tane fasikülü al, bitir. Tamam, bitti. Bitti. Hocam ben günde rutin oluşturacağım. Günde 5 soru, 6 soru, 7 soru. Hiç önemi yoktur. Günde beşer sorudan sene sonuna kadar arkadaşlar kaç tane soru eder biliyor musunuz? Sınava kadar bizim eğer 8 ayımız varsa bin küsür soru ediyor. Beş soru. Beş soru. Beş soru senin zamanını almaz ki. Bir tane fasikülü bitiriyorsun. Sonra günde beşer soru, altışer soru, yedişer soru. Artı o soruyu adeta sen kendine belirle. Sene sonuna kadar hepsini çöz. Yani rutine bindirin. Ee, sistematik olsun. Tamam. Sabırlı bir şekilde günde beş soru demeyin. Çok verim alırsınız. Haberiniz olsun. Ayete matematik nasıl çalışacağım? Ben ne zaman başlayacağım? Gençler ayete matematik... TYT'nin ilk 12 konusu bitmediği sürece, yani problemlere kadar olan kısım bitmediği sürece başlamayın. Size en büyük tavsiyem bu olsun. Adamın daha çarpanlı raymadan eksiği var, üstlüğü bilmiyor, köklüğü bilmiyor, kalkmış bana AYT matematikten başlıyor. TYT matematik, ilk 12 konu problemlere kadar olan kısım bitmişse <laughs> AYT'ye başlayabilirsin. Bugün ne itibaren başlayın? Ama hocam en geç ne zaman başlayalım? Kasım ayı itibarıyla başlayacaksınız. Arkadaşlar ayete matematik inan TYT'ye göre daha kolaydır. İnan TYT'de çok zorlanacaksınız ama ayete öyle değildir. Ayete çünkü bilgi. Bilirsen yaparsın, bilmediğin sürece yapamazsınız. Hocam branş denemesi TYT gibi mi çözülecek? Hayır. Ayete matematikte arkadaşlar bir kitap bitir, iki kitap bitir, üç kitap bitir, dört kitap bitir, beş kitap bitir. Bitirebildiğiniz piyasadaki en sağlam kitapları bitirin. Teyette branş denemesi çözmek zorundasın. Ayet öyle bir şey yok. Ayette de Haziran'ın birine kadar full kitap bitir. Kitap bitir, kitap bitir, kitap bitir. Haziran'dan sonra da son 5-6 yılın çıkmış sorularını teker teker çözün. Sınava gir. Vallahi full'e yakın yaparsınız. Full'e yakın yaparsınız. Hocam dershaneye gidiyorum, et merkezine gidiyorum. Daha hiç ayete başlamamışsın. ya da bir aydır başlamışsın. Bize ayete denemesi yapıyorlar. Girme. Girme ya. Konular bitmedikten sonra girmeyin. TYT'de girin. Her denemeye girin. Kaçırmayın. Ama ayette denemeye girmenize gerek yoktur. Tamam. Bu şekilde sıraladım. Demeyin hocam daha işte 7-8 ayımız var. Zaman geçmez. Daha çok zamanım var. Ben yarın başlarım. Haftaya başlarım. Bir ay sonra başlarım. Bugünle itibaren oturun. Adam akıllı başlayın. Zaman su gibi akıp geçer. 2024 ayfa sene başı aynen bu şekilde video çekmiştik. Sınavdan bir gün önce arkadaşlar yarınki sınavda herkese başarılar diye video da çektik. Bu yıl da bitecek. Lütfen zamanınızın kıymetini bilin. Yoksa ağlarsın. Bir iki puanla istediğin üniversiteyi kaçırırsın. Dersin ki "Aho, keşke. Ya günde yarım saat daha fazla çalışsaydım da" o bir iki netimi fazla yapsaydım da keşke istediğim üniversiteyi kazansaydım dersin. İşte biz tedbirimizi onun için alıyoruz. 16 Eylül'de problemler online kampımız başlayacak. Zaten YouTube'da bitirdik. Online'da da eğer katılmak isterseniz 16 Eylül pazartesi günü bir haftada bitecek şekilde günde üçer saatten e, 21 saatte tüm problemlerin hepsini bitireceğiz. Bilginiz olsun. Son 4-5 yılın çıkmış bütün sorularını da çözüyoruz burada. Haberiniz olsun. Hocam zaten ben YouTube'da izliyorum. Tamam sıkıntı yok katılmayın. Ama hocam ben hocayı canlı görmek istiyorum. Hoca anlatırken anlamadığım yeri direkt sormak istiyorum diyenler. Bazıları çünkü YouTube'u eteli e, öteleyebiliyorsunuz. Yarın izlerim, öbür gün izlerim, hafta izlerim. Canlı ders öyle değil. O saatte oturup izlemek zorundasınız. Ha ah, hocam kaçırdım. Olur ya yedi günden bir günü kaçırdım. Sonradan hissedebiliyorsun Sorun yok. Ama sen kendini orada zorunlu hissediyorsun. 7 Ekim'de AYT Matematik yine fuzem.com üzerinden online dersimiz başlayacak. Bu da arkadaşlar bir hafta değil tabii ki 4 ay sürecek bir program. 77 saatte 77 derste hepsini bitireceğiz. Bilginiz olsun. Hız AYT Matematik kitabı inşallah çıkıyor. Çıktığı gibi direkt hemen YouTube'da da AYT kamplarına başlayacağız. En geç ne zaman demişim? 10 Ekim demişim. Tamam. Bu kadardı. Hadi Allah yar verdiğiniz olsun. Oturun adam akıllı. Yarın değil. Bugünden itibaren çalışmaya başla. Tamam. Hadi. Sınav yolunda başarılar. Görüşürüz.